yurdundan ayağa götürmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmış otağa. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, sakiler meclisten çekmiş ayağı. Kangı dağda bulsam ben Ömer Ali, kangı yerde görsem çeşme gazeli. Avcılardan kaçmış ceylan misali, göçmüş dağdan da yoktur dura. Laleyi, sümbülü, gülü har almış. Zevk-ü şevk ehlini ah-ü zar almış. Süleyman tahtını sanki mağar almış. Gama tebdil olmuş ülfetin çağı. Zihni dert elinden her zaman ağlar. Sordum ki bağ ağlar, bağ-ı bağın ağlar. Sümbüller perişan, güller kan ağlar. Şeyda bülbül terk edelim bu bağı. Aziz dostlar, merhaba. Bu bölümde sizinle Türk halk şiirinin örneklerinden birkaçını paylaşıp onların üzerinden konuşalım arzusundayım. Divan edebiyatından şiirler okuduk evvelki bölümlerde. Modern dönemden şiirler okuduk. Yunus Emre'mizin Nutku Şeriflerinden paylaştık. Fakat hikmet Cenab-ı Hak kullarına ihsan ediverir. İhsanı haktır. Ve sadece gazel yazacak, sadece şunu yap değil. Bak, koşma yazar, ona da o hikmetten behreyi verir. Bir mısranın içerisinde kaybolursunuz, kendinizi bulursunuz. Hayata dair bir şeyler süzer çıkartırsınız. Kalbinizi fark edersiniz bir an. Veriverir. Okuduğumuz Bayburtlu Zihni merhumun Vardım Ki Yurdundan Ayağa Götürmüş isimli şiiriydi. Bakın, bir başka pek güzel şiirle devam edelim. Dertli. Dertli'nin çok fazla bestelenmiş eseri var. Onlardan bir tanesini arz edeyim. Fakat muhteşemdir. Diyor ki, sakıya camında nedir bu esrar? Kıldı bir katresi mestane beni. Şarab-ı lalinde ne keyfiyet var. Söyletir efsane efsane. Ref'et nikabını ey veçeyenler. Zulmette gönlümüz olsun münevver. Şarab-ı lalinin lezzeti dilber. Gezdirir meyhane meyhane beni. Aşığın çok bela gelir başına. Tahammül gerektir adü taşına. Şem-i ruhsarına, aşk ateşine. Yanmakta seyretsin pervane beni. Bakmazlar dertliye, algındır deyu, hakikat bahrine dalgındır deyu. Bir saçı Leyla'ya vurgundur deyu, yazmışlar defteri divane beni. Muhteşem değil mi? Ref'et nikabını ey veçenler, o nikabını, yüzündeki perdeyi bir kaldır da, zulmetteki gönlümüz aydınlanıversin diyor. Zulmette gönlümüz olsun münevver. O perdeden kastı ne? Bazı türkülerde de bu karşımıza çıkar. Diyor ki, kaldırsan duvağın, baksam yüzüne eller arif olmuş, söz olur gelin diyor. Bir türküde. Evliya-i Kiram Hazeratı'nın şu gördüğümüz simanın arkasında bir başka yüzü daha var. Sadece Evliya-i Kiram Hazeratı'nın değil. Eşkıya-i Kiram Hazeratı'nın da vardır. Nasıl? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki ümmetler günah işlediklerinde, işledikleri günahın nev'ine göre Allah onların zahirini de bir takım hayvanlara çevirmiş. Her hayvanda baskın olan bir şey vardır, özellik. Günah hangi hayvandaki baskın özelliğe denk düşüyorsa zahirleri de öyle olmuş. Ama Allahü Teala Efendimiz'e duyduğu muhabbetin hatırına ümmeti Muhammed'e demiş ki, zahirleri insan kalacak, batınlarını çevireceğim. Dolayısıyla ortalık insan dolu ama şu gözden perde kalksa ve bir baksak belki nefs suretleri itibariyle pek çok hayvan ortalıkta dolaşıyor.
Allah korusun, bu işin de en tehlikeli kısmı aynada onlardan birini görmektir. Perdeyi kaldırıver, aynaya bak, falan. Allah yardımcın olsun. Şimdi eşkıyada da bu vardır. Pandemi vesaire derken yüzümüzde maskelerle geziyoruz ya, maske kapatıyoruz. Kimin kim olduğunu bile belki tanıyamıyoruz. Şimdi yüze maskeyi pandemide takıyoruz. Ama pandemiden önce yüzümüzü maske diye takıyorduk. O yüzün arkasında bir başka bir şey var. Diyor ki dertli Allah dostuna, kaldır nikabını ey veçhemmer. Sen şu gördüğüm simadan, kaştan, gözden ibaret değilsin. Onun arkasında bir hakikat var. Onun arkasında bir güzellik var. Ben onu görmek istiyorum. Onu gördüğüm an tamam olur. Mesela onu da herkese göstermezler. Eğer yüz bir perde ve yüzün arkasında bir güzellik var, hak bir ifade ise, o güzelliği en ziyade taşıyan zat Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ama Ebu Cehil döner, bakar o yüze, Abdullah'ın yetimini görür. Nasipsiz kalır. Ebu Bekir radıyallahu anh döner, bakar o yüze, kainatın efendisini görür, Sıddık-ı Ekber olur. Diyor ki işte kaldır onu da diyor, ben görenlerden olayım diyor. Bilenlerden olayım diyor. Tabi her görenlerden olayım diyeni de göstermezler. Hazreti Musa demiş ki, ya Rabbi, len terani diyor. Sen beni göremezsin. Ama bak şu dağa bir bak bakayım. Dağ tak. Dağ alev düşüp bayıldı diyor Kur'an-ı Kerim'de. Len terani. Fakhla'na aleyk diyor öncesinde. Ayakkabılarını bir çıkart diyor. O ayakkabıyı dünya ve ahiret diye yorumlayan olmuş. Dünyadan da ahiretten de azade olmayınca bırak onu görmeyi, onun bir dağdaki tecellisini bile seyredenlerden olamaz. İşte dertlinin birisi de Hazreti Musa'dan asırlar sonra çıkmış ve demiş ki, bir göreyim diyorsun. Çünkü gönlüm aydınlanacak. Bir başka şiirle devam edelim. Ruhsati, Allah rahmet etsin. Bu da bestelendi. Pek çoğunuz belki bunu mırıldanacaksınız. Daha senden gayrı aşk mı yoktur? Çok güzel. Böyle bir insanın nefsine söyleyeceği şiirlerden birisidir yani. Alacaksınız, geçeceksiniz aynanın karşısına ve kendinize bunu okuyacaksınız. Başkasını okursan ayıp olur. Kendini okumazsan da yazık olur. Ya birisinin karşısına geçip, daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül. Demen için senin bir olman lazım. Olanlar da zaten bir başkasına böyle bir şey demezler. Onun için kendine söylüyor o saati burada. Bak diyor ki, daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Ey deli gönül. Hele düşün, devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş, say deli gönüllü. Günde bir yol duman çöker serime, elim irmez gidem kisbikârime. Kendi bildiğine doğrudur deme, gel iki adama uy deli gönüllü. Şu yalan dünyadan ümidini üz, İnanmazsan bak kitaba yüz be yüz. Hanen mezaristan, malın bir top bez. Daha doymadıysan doy deli gönül. Baktım iki kişi mezar eşiyor. Gam kasavet gelmiş, boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül. Bir gün bindirirler ölüm atına, yarın iletirler hakkın katına. Topraklar susamış adam etine, hep ağzın açmış hey deli gönül. Mevlam kanat vermiş, uçamıyorsun. Şu nefsin elinden kaçamıyorsun. Ruhsati, dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına, vay deli gönül. Önceki programlardan birinde hatırlayın şöyle bir şey söylemiştik. Bazı şiirler adamı irşad eder. Hakkını vermek kaydı şartıyla. Onlardan bir tanesi bu da. Onlardan bir tanesi.
çok yaşayan, 100'e kadar yaşıyor. Gel de buraya yor deli gönül. Şimdi şu şiir, şiir, bestelenir, türkü. Ama Allah Resulü diyor ki, insanlar rüyadadır, ölünce uyanırlar. Şu şiiri yazanın bu hadisi bilmemesi düşünülemez. Denk düştüğü yer aynı yer. Gel de bu rüyayı yor deli gönül diye hayatı anlatıyor. Rüyadasın diyor işte, bak hadis-i şerifin şerhi gibi. Dörtlük. Bir de türkülerde okurken ruh saati dünyadan göçemiyorsun diye okurlar. Ruh saati niye dünyadan göçemesin? Ya 1930'larda göçmüş dünyadan zaten. Dünyadan göçemiyorsun demiyor. Dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül. Yani hala şu dünyayı kaldırıp bir kenara koyamadın. Dünyayı yerine koyamadın. Ahireti yerine koyamadın. Kaldı ki dünyadan geçmekle de iş bitmiyor. İş başlıyor. Çünkü terki dünya, peşinden terki ukba var. Bir de peşinden terki hesti var. Canın terki. Yeter mi? Yetmiyor. Bir de terki terk var. Terki de terk edeceğiz. Dünyanın terki, ukbanın terki, canın terki, terkin terki. Bunlar olduktan sonra insan, işte o kamil insan dediğimiz yere varacak. Bizim işte türkülerimiz de buradan baktığınızda bunları, hani şimdi biz şiirini okuyoruz ama türküsünü dinliyoruz. Türkümüzde de biz varız bakın. Hani şu modern zamanda yapılan şarkıları açın, dinleyin. Kınamak için söylemiyorum. Belki bu çağda bu kadar oluyor bilmem ama ben yaşlanmanın alametlerini sayarken kendimce bir takım ölçülerim var. Mesela bir tane ölçüm şu konuyla alakalı olan. İşten çıkıp eve giderken arabada radyo dinliyorum. Dinleyecek müzik bulamıyorum. Bir insan böyle düşünüyorsa yaşlanmaya başlamış demektir. Ya onu değiştiriyorsun, onu değiştiriyorsun, onu bir şey arıyorsun. O bir şey yok. Niye? Bunlarla büyümüşsün. Dinlediğin türküde, dinlediğin şarkıda yahu ille işte irfan geleneğimize yaslanan bir seyrani türküsü falan olması icap etmiyor bunun. Orhan Baba'nın türkülerinde de şarkılarında da biz bunu bulurduk. Ya Orhan Gencebay diyor, ben yokluğu yalnız bende sanırdım. Meğerse ne yokluk çekenler varmış. Derdimi herkesten fazla sanırdım. Derd ile yaşarken ölenler varmış. Ey gönlüm sen benden neler istiyorsun? Mutluluk yetinmektir, bunu bilmiyorsun. Mutluluk. Mutluluk bir gönüle girebilmekmiş diyor. Bak Yunus'un dediğini Orhan Baba derdi. Şimdikiler demiyor. Yunus'tan demiyor. Orhan Baba'dan da demiyor. İşte onun için bir şey bulamıyorsun. Bulamadığın zaman anla ki yaşlanmışsın demektir. Seyrani. Seyrani'nin bir kitapta da, kitabın arka kapağına da yazdım, bir yazının da mevzuu oldu. Bu okuyacağım şiirinin son iki mısra. Bu da güzel bir türküdür. Eski libas elbise. Bu da yaşlanmaya dahil. Benim tanıdığım bazı adamlar şiiri okurken mısrada ara verir, şerhini yaparlardı falan. Derdim ki şiir böyle okunmaz diye düşünürdüm. Şimdi yaptım aynı şeyi. Eski libas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmezmiş. Güzel sever isen gerdanı benli, her güzelin kahrı çekilmezmiş. Bülbül daldan dala yapıyor sekiş, o sebepten gülle ediyor çekiş. Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş, kıyamete kadar sökülmezmiş. Sevdiğim, değildim böylece ezel. Aşkının bağına düşürdün gazel. İbrişimden nazik sandığım güzel, meğer Polat gibi bükülmezmiş. Seyrani'nin gözü gamla yaş imiş. Benim derdim her dertlere baş imiş. Ben bağrımı toprak sandım, taş imiş. Meğer taşa tohum ekilmezmiş. Hatırladığını zannediyorum, sarı çiçek. Bahsettiğimiz şeyde işte bu, ben bağrımı toprak sandım taşım. Yalnız burada okuduğum kitap Türk halk şiiri, Eskişehir'in Türk dünyası kültür başkenti oluşumu münasebetiyle hazırlanmış bir kitap.
şuradan emin olamadım. Benim derdim her dertlere başıymış diyor. Aslı, hatırımda kaldığı kadarıyla doğruysa, aşk-ı sevda cümle derde başıymış. Seyrani'nin gözü gamlı yaşıymış. Aşk-ı sevda cümle derde başıymış. Hepsinin başı. Benim derdim her dertlere başıymış. Seyrani demez. Oraya bir şerh düşmüş olalım. Ben bağrımı toprak sandım taşımış diyor. İşte ne diyor? Ben bağrımı toprak sandım taşımış. Taşa da tokum ekilmez imiş filan. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ En güzel surette yarattık insanı. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ Sonra aşağıların aşağısına attık. İnsanın beşerle insan farkını anlatırken söylerler. Bir letaifler var. İman tahtası diyorlar buraya. İşte kalp, ruh, sır, hafi, ahva, nefs falan. O letaiflerin alemi emrede bir yeri var. Bağır dediğimiz yerde kulun o en güzel suretle irtibat noktaları var. Bunlar burada. Her biri bir tohum gibi. İşte gönül Allah'ı zikrede, 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 nefs aradan çıktıktan sonra, nefs yandıktan sonra bu tohumlar yeşermeye başlıyor. Yeşeriyor, yeşeriyor. Nereye kadar? Buradaki tohum alemi emrideki yerine kadar uzanıyor. Görünmez bir ağaç dalı gibi oraya kadar varıyor. İşte oradan sonra insan, insan oluyor. Bazen İnsan olmamız lazım falan diyoruz da programlarda zaten insan değil miyiz diyorlar. Değiliz. İnsan olmak insan olamadığını fark etmekle başlar. Değiliz. Beşeriz. Şaşarız. Ama insan olsak şaşmayız. Ben bağrımı toprak sandım taşımış meğer taşa tohum ekilmezmiş derken ya letaiflerimi hala Allah dedirtemedim. Hala esveli safilindeyim. Hala alemi emre çıkamadım. Bunu mu kastetmiştir şair? Bilmem. Kastetmesi şart mıdır? Değil. Herkes dinler, bir şey alır. Dinleyen kulak. Türkü niye yakılmış? Okuyan niye okumuş? Besteleyen niye bestelemiş? O yapmış işini ve bitmiş. Sen dinlediğinde ne alıyorsun? Odur. Kaldı ki kaliteli sanat eseri de böyle bir şeydir. Herkese farklı bir şey söyler. Hatta aynı kişiye farklı zamanlarda farklı şeyler söyler. Sümani, ervah-ı ezelde, levh-i kalemde, bu benim bahtımı kara yazdılar. Bilirim güldürmez devri alemde, bir günümü 100.000 zara yazdılar. Bulmadık şadlığın iradesini, çekerim bu gamın ziyadesini. Herkes dosta verdi ifadesini. Bizimkini Ruzigâr'a yazdılar. Aşk benimle eyler daim kıylukal, daha sabretmeye kalmadı mecal. Derdim taksimdara kıldım arzuhal, dedi ki öz bahtın kara yazdılar. Gönül gülşenimde har oldu deyi, hasretlik cismimde var oldu deyi, sevdiğim, sevdiğin pir oldu deyi, erbabı garezler yâre yazdılar. Dünyayı sevenler veli değildir. Canı terk edenler deli değildir. İnsanoğlu gamdan hali değildir. Her birini bir efkâre yazdılar. Nedir bu sevdanın nihayetinde? Yadlar gezer yarın vilayetinde. Herkes diyarında, muhabbetinde, bilmem bize ne civara yazdılar. Kadrimi bilmeze eyledim minnet, derdimi artıran görmesin cennet. Sarraflar verdiler yâri 1000 kıymet, benim kıymetimi nereye yazdılar? Döner mi kavlinden sıdkı sadıklar? Dost ile dost olur bağrı yanıklar. Aşk kaydına geçti bunca aşıklar. Sümmani'yi der kenara yazdılar. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hakikaten bizim halk şiirimizin özellikle son yüzyıldaki en büyük, en büyük isimlerinden birisi. Allah gani gani rahmet eylesin. Geldik programın
sonuna son bir şiir daha okuyasım vardı. Bu son bölüm 2 dakika kadar uzun olacak ama herhalde arkadaşlar bizi hoş görürler. Çünkü halk şiiri deyip de şimdi okuyacağım zaten bir şiirini okumazsam ayıp etmiş oluruz. Bu programın da sonu Allah'a ısmarladı bu şiir oluversin. Zaten her birimizin Allah'a ısmarladığı bu şiirdeki gibi olacak. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Nice güzellere bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm ne faydalandım. Her türlü isteğim topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi, kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yârim kara topraktır. Adem'den bu deme neslim getirdi, bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sadık yârim kara topraktır. Karnın yardım kazma inan belinen, yüzün yırttım tırnak ile elinen, yine beni karşıladı görünen. Benim sadık yârim kara topraktır. İşkence yaptıkça bana gülerdi. Bunda yalan yoktur. Herkesler gördü. Bir çekirdek verdim, 4 bostan verdi. Benim sadık yârim kara topraktır. Havaya bakarsam hava alırım. Toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yârim kara topraktır. Dileğin var ise iste Allah'tan, almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan. Benim sadık yârim kara topraktır. Hakikat ararsan açık bir nokta, Allah kula yakın, kul da Allah'a. Hakkın gizli hazinesi kara toprakta. Benim sadık yârim kara topraktır. Bütün kusurlarım toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım tozluyor. Kolun açmış yollarımı gözlüyor. Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim